Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da böyle sevimli birbirlerine sarılan kalpler yapacağız. Bunu bir anahtarlık olarak o boyutta bir çalışacağız. Benim yaptığım boyut biraz daha büyüktü. Hem göstermek hem örnek olsun diye. Şimdi kullanacağım malzemeler gri ve yavru ağzı Avustralya yünü. Genel olarak kullanacağımız çifli yeşil 40T iğnemiz. Detayları yapabilmek için de tekli 40T iğneyi kullanacağız. Bir de kalp yapımını birazcık daha basit yoldan göstermek için eğer varsa elinizde bir kalp kalıp gerekiyor. Eğer yoksa harici bir şekilde de anlatacağım. Aynı zamanda biraz da hamyun gerekiyor. Deniyoruz. Aynen. Hamyun biraz daha sert. Dolayısıyla ilk önce kalbi yapacağız. Daha rahat iğneleyeceğiz. Ve daha sonra sert bir kalp yaptıktan sonra üzerlerine renkli yünlerle kaplayacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle kalıp üzerinden nasıl kalp yapıldığını göstereyim. Çiftli iğnemi aldım. Biraz dikkatli iğnelemek gerekiyor çünkü iğne kalıba değebiliyor. O çarpma sonucunda iğnemiz kırılabilir. O yüzden birazcık dikkatli iğnelemekte fayda var. Her tarafa eşitçe gelecek şekilde kalıbımın içerisine yünleri bastırıyorum. Özellikle şu yuvarlak kısımlar biraz önemli. Çünkü en yumuşak oralar oluyor genelde. O yüzden oralara daha çok yün koyuyoruz. Şimdi kalıbı çıkartacağım. Göreceğiz neler olduğunu. Kalp şeklinde bir formum hazır. Süngerden dikkatlice kaldırıyorum. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. İstediğiniz boyutta bir kalbe karar verip onu kağıda çizip sonra kağıdı kesebilirsiniz ve onu kalıp gibi kullanabilirsiniz. Yani şunun kağıt olduğunu düşünün. Bunu koyabilirsiniz ve çevresini öyle çizebilirsiniz. Bir kalp şeklini çizebilmek adına. Ama ben hiç onlar da yokmuş gibi göstereceğim. Şimdi burada hazırladığım yün parçasına bir kalp çiziyorum. Evet, kalbimiz hazır. Sertlik kısmını göstermek gerekirse sıktığınız zaman
Çok da içine geçmiyor olması lazım. Evet, şimdi renkli yünle kaplayabiliriz. Yünleri az az alıyorum. Evet, genel olarak bütün iğneleme kısmı bitti. Şimdi gözlerine geçeceğiz. Gözleri için beyaz yünden ufak parçalar alıyorum.
güle güle kullanabilirsiniz.